Teknopat'tan herkese merhabalar, ben Ergün Gör. Bugün sizlerle birlikte Sony'nin en son ses yalıtımlı kulaklığı olan WH-1000X-M5 modelini kutusundan çıkarıyoruz. Özellikle bu yıl tatile gideceğim. Tatile giderken İstanbul'da şehrin gürültüsünden, çevredeki seslerden artık bıktım, bunaldım. Ses yalıtımı istiyorum, yoksa aklımı yitireceğim şeklindeki hissiyatı olanlar için bu tür ses yalıtımı kulaklıklar geliştirildi. Keza ben de şu şekilde buradan açarak bir kutusundan çıkartayım. Sizlerle ne var ne yok paylaşayım istedim. Bu 1000X serisi Sony'nin efsane olmuş, çok ünlü olmuş. Daha önceki WH-3 modeliyle, 4 modeliyle de çok fazla kullanıcı tarafından sevilmiş esas ana seri bir kulaklığı. Kutuyu açtığımız zaman burada zaten basit bir başlangıç kılavuzumuz var. Uygulamada QR kodu özellikle taratarak, daha sonra güç tuşuna basarak ve eşleyerek kullanabilirsiniz diyor. Böyle şunu da çıkartalım. Bir tane taşıma çantası çıkıyor kutunun içerisinden. Şunu da kenara alayım. Gayet güzel görünüyor bu arada. Şöyle fermuarını açalım. Evet, kulaklığın kendisi mükemmel bir hissiyata sahip. Yani dokunur dokunmaz plastiğinden kulakların yastığının yumuşaklığına kadar premium en üst seviye olduğunu hissettiren bir kulaklık. Ve inanılmaz hafif. Yani elimde şu an tüy gibi bir kulaklık var. Şu şekilde kulaklık kupaları, tepe yastık, çok yumuşak. Buradaki kaplama gerçekten çok güzel. Bu arada kutunun buradaki gözünde de kablosu olduğunu belirtelim. Hem tip C kablomuz var. Hem burada 3.5 mm ses kablomuz var. Yani 3.5 mm cihazları da bağlayabiliriz. Bluetooth kablosu olarak da bağlayabiliriz. Şarj etmek için tip A, tip C kabloyu da kullanabiliriz ama fazlasıyla kısa bir kablo. Bir power bank'e falan takmak için burada kutunun içerisinde durabilir. Ama her dakika kullanacağımı zannetmiyorum. Zaten cep telefonu şarj cihazına takıp tip C'den şarj edebilirim. Şunun içerisinde ne var bir bakacağım. Şunu da şöyle bir açalım. 360 Realty Audio Free Trial. Kulaklıkları yağmurda kullanmayın. Bulaşık makinesinde yıkamayın mı diyor. Suyun altında tutmayın. Aşırı tere suya maruz bırakmayın diyor herhalde. Kablosuz wireless noise cancelling stereo headset. Stereo bir kulaklık özellikle. Dışarıdan gelen sesleri içerisindeki mikrofonlarla algılaması ve ses yalıtımını akıllı şekilde modern teknolojiyi de sağlaması bu kulaklığı ünlü yaptı. Yani merak ediyorsanız bunun ses yalıtımı neden, niye bu kadar ünlü oldu diye. Bu akıllı teknoloji sayesinde ünlü oldu. Keza bakın şurada üzerinde görebileceğiniz üzere şuradaki kısımlarda boşluklar var. Bu boşluklar aslında mikrofon. Kendi çevresindeki mikrofonlarla çevredeki sesleri alıp bu seslerin dalga boylarının bunları yok eden dalga boylarını üreterek bunları ortadan kaldırıyor. Ve bunu çok başarılı ve akıllı bir şekilde yapıyor. Hem içerisindeki işlemci hem de geliştirilmiş yazılım Sony'nin bu WH serisinin ünlü olmasını sağlıyor. Bu kulaklığın bu kadar uzun ve karışık ve ilginç bir isimiyle bu kadar ünlü ve bu kadar dünyanın en iyi ses yalıtımı kulaklığı sayılacak hale gelmesi bence çok büyük bir başarı. Bu abartı bir ifade mi? Kesinlikle değil. İnternet üzerinde aratın. Bu serideki kulaklıkların 3. modelinde, 4. modelinde, keza yeni çıkan 5. modelinde nasıl övgü aldığını göreceksiniz. Şimdi hem 3.5 mm hem tip C bağlantıları var. Açma kapatma tuşu burada yer alıyor. Ve şurada da NC-AMB tuşu var. Ben bu kulaklığı tatile götüreceğim arkadaşlar. Kullanacağım ve deneyimlerimi kısaca sizinle paylaşacağım. Ama özellikle bunu bir kutudan çıkartayım istedim. Şu şekilde bir yükseklik ayarı var. İstediğiniz gibi kafaya oturtabiliyorsunuz. Hatta neden olmasın? Şöyle bir ayarlayayım. Kulaklığı taktığım zaman pasif ses yalıtımında çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Kavrayıcı ve kapsayıcı bir yapısı var. Ve kesinlikle çok rahat duruyor. Üzerindeki ifadelere de bir bakalım. Tabii kulaklığı çıkartayım. Bu esnada ne söylediğim daha iyi anlaşılsın. Kendi söylediğim sesi de daha az duymuş oluyorum. Üzerinde burada kodu yer alıyor. Sony'nin özellikle bu paketinin ve ambalajlamasının çevre dostu olduğu belirtiliyor. Burada çevre dostu olmak özellikle Avrupa'da artık ürün satarken ve dünyanın yeni geldiği bu karbon emisyonlarını nötralize etme, çevreye saygılı olma konusunda önemli bir kıstas.
Aslında modern ve lüks ürünlerin aslında bir göstergesi çevreye saygılar oldu. Çevreye saygısızlık o kadar lüks sayılmıyor günümüzde. Made for iPhone, iPod, Alexa built-in ve OK Google hem Google Asistan'ı destekliyor hem Alexa'yı destekliyor kendi içerisinde. iPhone ve iPod için denmesinin sebebi de bu ambalaj ve rengin, özellikle benim şu an elimde gördüğünüz modelin bu şekilde paketlenmesi. Yoksa herhangi bir Bluetooth cihazda kullanabiliyoruz. 360 Reality Audio, Hi-Res Audio ve 30 saat Industry Leading Noise Cancelling zaten baştan söylediğimiz şeylerden bir tanesi. Şimdi bazı izleyicilerimiz ilk defa bu kulaklık ile karşılaşıyorsa ya da bundan ilk defa bahsettiğimizi düşünüyorsa çok mu abartılı bir ünü var diye düşünebilir. Hayır değil, incelemeden çıkacak sonuçlarda pek şaşıracağımızı düşünmüyorum. Ama öncesinde ünlü bir ürünü özellikle burada test ettiğimizi belirtmek istedim. Bunu ne kadar hak ediyor, kullanıcı deneyimi olarak ne kadar memnun kalacağım? Aşağıda soracağınız sorular varsa da test ederken daha sonra bu yorumlara bakarak bunları yanıtlamaya çalışacağım. Ama özetle Teknopat'ta bu kulaklığın da incelemesini, kullanıcı deneyimini yakında görebileceksiniz arkadaşlar. Her türlü soru ve yorumunuz için biz buradayız. Abone olmadıysanız bütün platformlara abone olmayı da lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.